Arkadaşlar merhaba. Maalesef iki haftadır video atamıyorum. Çünkü e, kendim çok inanılmaz yoğun bir dönemden geçiyorum. Bunun sebebi bu. Şimdi direkt konuya gireceğim. Aslında böyle bir video çekme düşüncem yoktu. Ancak kendim e, hani biraz piyasadan uzaklaştığım için acaba yeni e, para kazanabileceğimiz oyun vesaire var mı diye araştırma yaparken YouTube'da bir ton saçma sapan video izledim. Yani saçma sapandan kastım şu. Adamlar ya clickbait için ya da hani fikirleri olmadığı için sırf izlenmek için bazı videolar çekmiş. Hani şu oyunu oynayayım böyle para kazanın vesaire vesaire saçma sapan bir ton video var. Ve e, benim gibi bu tarz araştırmalar yapıp yanlış bilgi edinen insanlar için işin içerisinde olan birisi olarak dedim ki bu videoyu neden ben çekmiyorum. Yani bu bilgilendirmeyi ben yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu online oyunlarda yani MMORPG oyunlar için söyleyeyim. Para kazanma sistemi aslında çok e, çok basit bir sistem. Sistem nedir? Şimdi iki tarz oyuncu var e, bu sistemin içinde. Birincisi adam şimdi ben Türk sanki sadece Türkler oynuyormuş gibi bahsedeceğim. Yani Türk insanları e, kastederek anlatacağım olayı. Şimdi bir tane adam var. Adam diyor ki aga diyor ben diyor PL'yi basarım diyor. Oyun parasını alırım diyor, keyfime bakarım diyor. Ben diyor atıyorum e, bin lira veririm diyor. Giderim silahımı çekerim diyor, savaşırım diyor. Bir de diğer oyuncu tarafı var. Ben mesela bu iş, e, o taraftayım. Ben de şunu diyorum. Ben oyunla paramı kasarım diyorum. Oyun paramı veririm. Türk liramı alırım, keyfime bakarım diyorum. Yani e, bu, aslında siz bu sistemin içerisinde birbirini tanımayan iki insanın ...birbirleriyle yaptığı ticaretin bir parçası oluyorsunuz. Yani bir alışveriş gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki sistem bu kadar. Şimdi e, ben neden New Bird'ü tercih ediyorum? Onu söyleyeyim. Açıkçası e, şunu söyleyeyim. Yani bazı insanlar buna inanmıyor. Açtığım yayınlarda falan da çok soruyorlar bana bunu. Ben bu oyunu para kazanmak için oynamıyorum. Şimdi benim olayım şu. Ben... E, Kendim karakter olarak oyun oynamayı çok seven bir insanım. Yani dışarıdayken mesela, mesela birini bekliyorum diyelim. Böyle 15-20 dakikalık vaktim olduğunda dahi e, telefon açarım. Telefondan oyun oynarım. Bir şeyler yaparım. Yani oyunu oynarım. Bilgisayar oyunu ile ilgili de şöyle bir şey var. Benim e, zevk aldığım, herkesin zevk aldığı oyun tarzı farklı sonuçta. Benimki MMORPG oyunları oynamak ve e, MMORPG oyun araştırması içindeyken Sanıyorum ki pandeminin bitişine doğruydu bu oyunla karşılaştım yeni çıkmıştı yeni çıkmış olması da beni çok cezbetmişti hani ilk başlayanlardan olmak ee, yaz başlarken hatta para kazanabileceğimi de düşünmemiştim başka oyunlardan kazanmıştım daha önce ama her neyse burada benim olayım şu zaten hobim olan zevk aldığım bir şeyi yapıyorum zevk aldığım tarzda bir oyun oynuyorum ve e, karşılığında da ...bir gelir elde etmiş oluyorum. İşin güzel kısmı bu oluyor. Ee, açıkçası ben... ...oyun hayatım boyunca... ...hatta New World hayatım boyunca değil ...hiçbir zaman geçimi ben buna bağlamadım. Yani... E, ...mesela... ...Aralık demeyeyim... ...Kasım ayında mesela oyundan... E, ...çok ciddi bir gelir elde ettim. Çok ciddi dedim yani... ...askeri maaşın e, böyle... ...hemen hemen iki katı kadar bir para kazandım... ...ve... Nasıl desem yani bu ayda mesela hiç giremiyorum ona bir eksikliğini hissetmiyorum yani ben geçimimi bu oyuna bağlı yaşamıyorum bu oyuna göre bir hayat düzenim yok ama ne oluyor dediğim gibi ben bu oyundan hiç para kazanamıyor olsaydım bile zaten bu oyunu oynardım ve bunun karşılığında oynadığım oyunda bir gelir elde ediyor olmak bence çok hoş ve güzel bir durum ama... Benim gibi düşünmeyip sadece gelir elde etmek için para kazanmak için oynayanlar da var bunu. Ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Bunun sebebi de yani kendinizi geçiminizi bu oyuna veya da başka bir oyuna bağlı yaparsanız bence bu işin finaline zararlı çıkarsınız. Neden böyle söylüyorum? Çünkü oyunun piyasası da değişkenlik gösteriyor ne şekilde derseniz. Şimdi ben bugün bakın burada <laughs> New World'de bir deri farm yapıyorum. Fark ettiyseniz videonun başından beri ayıları öldürüyorum, derisini yüzüyorum ve şu oyundaki e, oyundaki Ironhide dediğimiz şeyi kasıyorum. E, bu bu Ironhide'ın oyundaki piyasası değişkenlik gösterebiliyor. Onun dışında da şu anda mesela bakın benim oyunda 50K param var. Bu 1K e, şu anda 5 TL gibi pa bir para ediyor. Düz hesap söylüyorum bu arada bakmadım. E, yani şu anda benim oyundaki param Direkt anında 250 liraya e, çevirebilirim ben bunu. Ve bu yarın 50k para yarın 400-500 lira da edebilir. E, 100 lira da edebilir. Yani bu piyasada değişkenlik gösteriyor arz talep meselesine göre. Mesela e, Kasım ayında çok ciddi para kazandım dediğim zamanlarda şu 50k'yı ben çevirdiğim zaman 500 lira elde ediyordum. Ve oyunda da para kasmak çok daha kolaydı. Şimdi New World'de e, bu gold kazma olayı zaten benim kanalımın temeli buna dayalı. Yani şu anlık sadece New World videoları attım ama dediğim gibi hani videoyu çekme sebebimden de anlaşılacağı üzere hani en başta bahsettiğim muhabbet. Ben sürekli olarak da hani yeni bir oyun arayışı içerisinde yani yeni güzel bir oyun çıkarsa da e, buna başlayacağım. Bu oyunda şu an bu ağacı kestim. Bu Greenwood elde ettim. Bunun bir, e, bunu direkt oyunda paraya çevirebiliyorum. Yani gold kasabilirim. Yani yaptığınız her şey aslında size gold kazandırıyor. Ama e, dediğim gibi ne kadar gold kazandığınız değişiyor. Yani eşyaların, topladığınız şeylerin, derilerin hepsinin e, fiyatları değişkenlik gösteriyor. Değerli olanlar var, olmayanlar var. Bir şey ne kadar zor kasılıyorsa o kadar değerli oluyor. Veya ne kadar çok kullanılıyorsa o kadar değerli oluyor. Mesela bu cranberries aslında haritada çok olan bir şey değil. Yani yine var da. E, bunu topladım mesela. Mes bu değersiz bir şey. Çünkü çok da kullanılmayan bir şey. Bu ait dediğimiz yani benim deri yüzme dediğim işi yapmak da aslında çok basit. Ancak çok fazla kullanıldığı için de bundan güzel gold kasılıyor. Dediğim gibi kanalda da ben zaten bunun videolarını çekiyorum. Ee, şimdi yalan yanlış bilgileri düzeltmek için söyleyeyim. Arkadaşlar e, özellikle oyunu bir süredir oynayanlar için şu an kazanılan para tahmin ediyorum ki çoğu kişiyi tatmin etmez. Ancak şunu söyleyeyim ki sizin minimum zamanda en güzel parayı kazanabileceğiniz oyun yine New World. Ya dedim ki ben araştırma içerisindeyim. Mesela Lord Lost Ark, World of Warcraft gibi oyunlardan da para kazanıyorlar. Ancak çok daha fazla zaman ve emek gerekiyor. Ben bu oyunda öyle olduğunu düşünmüyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Mesela bu videoyu ilk defa ya i̇lk defa bu videoda New World'ü gördünüz, dedim ve araştırdınız. Yani "Sen güzel oynmuş dediniz ki ben bu oyunu MMORPG sevip beğenmeyen birisinin olacağını da sanmıyorum. Şu şekilde düşünmeyin. Ben bugün bu oyuna başlayayım. Son level şu anda 65. 65 level'a ulaşayım ve hemen e, para kazanmaya başlayayım. Maalesef ki böyle bir dünya yok. Neden yok? Oyun size buna izin vermiyor değil. E, asıl olay 65 level olmak değil de asıl olay sizin ee, oyunu öğrenmeniz. Yani mesela şu anda yeni başlayan birisi gelip şu ayı öldürse mesela tahmin ediyorum ki ben 65 tane 60 tane falan ayran ay toplayacağım. Bakıyorum şu anda masaya gösteriyorum 70 tane topladım. Yeni oynayan birisi olsa e, bundan belki de 45 50 tane toplayacak. Neden? Kıyafetler var. Ondan sonrasında bu kolye muhabbeti işte ne bileyim içecek içiyorum, bir şeyler yapıyorum vesaire vesaire. Yani bunları öğreniyorsunuz, ediyorsunuz falan. Bunlar zaman alıyor. Ee, bu ne kadar zaman alacağı da tamamıyla sizin bu oyuna ne kadar vakit harcadığınız ve e, ne kadar hızlı öğrenebildiğinizle alakalı aslında. Ee, sanıyorum ki atlamadığım bir şey yok yani en azından aklıma gelen bir şey yok. İlla ki unuttuğum bir şeyler vardır ki zaten hazırlanarak falan bir video çekmedim. Hani dediğim gibi e, birçok yalan yanlış video olduğu için. Ben daha düzgün bir video çekmek istedim eğer bu tarzda hani talep olursa daha güzel videolar daha geniş kapsamlı videolarda çekebilirim bununla ilgili ee, Hani ben dediğim gibi yaptığım yani hobi olarak yaptığım şeyi e, paraya çevirmek açıkçası benim çok hoşuma gidiyor yani mesela geçtiğimiz aylarda bir işin içinde bir dolandırıcılık sistemi olduğundan emin olmama rağmen dedim ki bunlar insanları dolandırana kadar güzel bir para kasılır buradan diye, diyerek e, yanlış hatırlamıyorsam Temmuz veya Ağustos ayında mesela bir ayda e, bir tane bildiğimiz mobil bir oyundan ayda 700 dolar kazanmıştım. Sonrasında direkt paramı çektim ve takipteydim. Sonra adamlar bir anda piyasadan kayboldu, milletin parasını tokatladı vesaire vesaire. Bunu da neden anlattım? Dedim ki ben zaten hep bir arayış içerisindeyim, hep bir şey içerisindeyim. Çünkü hobi olarak yaptığım bir şey. Hani ee, siz de bu tarz biriyseniz ki böyle birçok insan var. Ben biliyorum. Kanalımı takip edebilirsiniz. Böyle videoları da dediğim gibi e, talep olursa çekmeye devam ederim. Onun dışında e, kanalıma yine New World üzerinden en azından şimdilik nasıl daha güzel nasıl daha hızlı e, gold kasılır bunlarla ilgili video çekmeye devam edeceğim e, izlediğiniz için teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi.